İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Anka ile bu hafta da yine birlikteyiz. Bugün konuğum Hasan Kıyafet. Hasan Kıyafet'i özellikle bizim kuşaktakiler iyi bilirler. Komünist imamıyla fasikül fasikül kitaplarıyla birçoğu da bilirler. Kendisi köy enstitülerinden mezun ama daha da çok şöyle tanımlayabiliriz kendisini. Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve o altın çağı diyebileceğimiz, aydınların altın çağı diyebileceğimiz o çağın son temsilcilerinden birisi. Hasan Kıyafet Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali'ciğim. Siz bir öğretmensiniz, siz bir devrimcisiniz, edebiyatçısınız. Aynı zamanda bir siyasetçisiniz. Aslında siyaseti bir tercih değil de hayatın kendisi olarak görüyorsunuz. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Biz sizi iyi tanıyoruz. Bizim kuşak da iyi tanıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla yeni gençlik sanki biraz sosyal medyanın etkisiyle daha az okuyan bir gençlik geliyor peşimizden. O yüzden sizi biraz tanımak istiyoruz. Bence en zor soruyu baştan sordum Biz tanıyoruz hocam sizi zaten. Veliciğim. Canım, bu soruya, o zor soruya yanıt vermeden önce izninizle bir iki bir şey demek istiyorum. Tabii ki hocam. Öncelikle Yol TV çalışanlarına, emekçilerine, yönetenlere, sonra sen devrimci duruşunuzla bir abide özelliği taşıdığınızı söylersem abartma yapmış olmam. Direnç abidesi Veli Saçılık'ın söyleşisinde bulmam ya da onun davetlisi olarak burada birlikte olmak benim için bir onur oldu. Çok sevinçliyim. Benim yanaklarım kızardı hocam. Şimdi siz de Kızarsın. bunları duymaktan. Yok, sen bunu hak etmiş birisisin. Sağ olun hocam. Kıvanıyorum. Gerçekten öyle. Bu bir. Önce hep TV'ye bize bu fırsatı verdiği için Yol TV'ye, sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir ikincisi, yine söze başlamadan önce Selahattin Demirtaş. Yaşamın her yanında politika vardır. Evet, ben bir bakıma da politik yazan birisiyim. Birisi diyorsa ki ben politikadanın dışında yazıyorum, ediyorum, ya yalan söylüyordur ya bilinçsizdir. Üçüncü seçeneği yoktur. Demirtaş'a buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Leyla Güven'e saygılarımı yolluyorum. Tecrit'e karşı tavrımdan dolayı. Açlık grevi sürüyor Evet, hala. sürüyor. Ve onlara dayalı olarak tüm siyasi tutuklulara geçmiş olsun diyorum. Bir şey daha ekleyeyim buna. Bunu yazdım da Gündem Gazetesi'nde yıllar önce ve bu yüzden de başıma işler geldi. Bir takım şeyler. Dedim ki bütün namuslu insanları içeri dolduruyorsunuz. Benim ne namussuzluğumu gördünüz ki halen dışarıdayım demiştim. Ve gel demişlerdi. O sözümün arkasındayım. Şu söyleyeyim. Türkiye'de halen yurdumuzda namuslu yargıçlar var. Gerçekten öyle. Hatta bunu bir mahkemede itiraf ettim. Dedim ki sadece Berlin'de yok yargıçlar, Türkiye'de de varmış. Çünkü çok güzel şeylere tanık oldum. Eğer onlar olmasa var ya, mevcut yasalarla, şunlarla, bunlarla hepimiz içeride oluruz. Biraz kalmış olan kıyıda köşede çok güzel insanlar var. Belki ondan. Sizin sözünüzden sonra onları da bulurlar hocam. Canım, bu işin bir yanı. Hepinizi, yani bu alanı unutmadığımı söylemek istiyorum. Ondan sonra kendimden söz etmek. Nasıl söz edeyim? Neremden başlayayım? Ya bu kadar uzun bir zamana sığmış bir ömürde insanın kendini özetlemesi zor. Bir kır emekçisinin oğluyum. Kırşehir, Kaman, Çağırkan köyünden. Pazarören Köy Enstitüsü'ne gittim. Sonra öğretmen okuluna evrildi. Öğretmen okulu olarak çıktım. Yani 5 yıllık bir okul, sonra 6'ya çıktı. Yani lise dengi olması gereken ama lise mezunu sayılmayan bir okuldan mezunum. Sonra Gazi Etim'in İngilizce bölümünü bitirdim. Oysa bizde bir saat yabancı dil yoktu. Devlet koymamıştı. Felsefe yoktu, mantık yoktu. Nasıl oldu da bu oldu?
Sorma o nasıl olduysa. Ya biz köyün bayağı yetenekli çocuklarıydık. Bedavası Kur'an gibi ezberleyerek. Zor koşullarla. Böyle, bir de Ahmet Kayalıdere diye çok namuslu bir müzik öğretmenimiz vardı. İngilizce kurs ders açtı. Ondan yararlanarak işte bir şeyler oldu. Çok çalıştık. Çalışarak ya da. Bu işin bir yanı. Kendimi özetleyebildim mi? Ondan sonra yazdım, çizdim. Zaten sizi özetlerken son kitabınız var. Burada da şu kitabı ben ekrana göstermek istiyorum. Hasan Kıyafet'in Anlat Lan Nasıl Komünist Oldun kitabı. Çok komik. Yani bu bir polis sorgusunda başlık değil mi? Bu kitabın başlığı oradandır. Evet, 12 Mart o. 12 Eylül ayrı. 12 o, sizin buraya yakın bir yerdeydi sorgu yeri, kontrgerilla. Şu Taksim'in arka taraflarında. Gayrettepe. Yok yok, Taksim'de. Taksim'de. Orada evi var ya, onun arka tarafları olduğu gibi yerin altı hücreydi. Apem Bursalar falan hep oradaydı. Selahattin Eyüboğulları. Ya o insan yürekleri o güçlüklere dayanamadı. Oradan çıkınca birkaç tanesi öldü. Bak sen böyle konuşturursan ben işin içinden çıkamam. Çok var. Tamam. Şimdi dönüyorum kendime kısaca. Bu gençleri tanısın diye. Bingöl'ün Haraba köyünde, İbrahim Han köyünde öğretmenken başka bir dünya ile karşılaştım. Çocuklar perişan, ayakları çıplak, karda, kışta. Bunun kim böyle yaptı bu çocukları? Bu soru insan olanın, vicdan olanın, azıcık kafası çalışanın aklına takılan ilk soru oluyor. Tanrı yaptıysa Tanrı mı haksızlığı yapmaz? Biz yaptıysak biz niye yaptık? Oturdum bir şiir yazdım. Bir dörtlük okuyabilir miyim? Tabii ki. İlk edebiyatla kendi kendime buluşmam diyorum ona. Gömlek yakasızdır. Donu aşı boyası. Düşünürsün acep bu ne modası. Keten üzerine ipek yaması. Benim memleketim kime ne diyeyim. Batıya gidersen asır 60'ta, doğuya gelirsen inersin 5'e. Baştan sona kadar böyleyiz işte, benim memleketim kime ne diyeyim diye. O çocuklara acıma ilişkin koşma türü, şiirde sayılmaz ama öyle bir şeyle başladım. İyi dava açmamışlar hocam o dönemde. O zaman oraya antenler ulaşmıyordu. Ben Rıfat Ilgaz'ın bir hikayesini okumuştum. Orada Rıfat Ilgaz, benim sınıfımda çocukların kimisinin çorabı yok, kimisinin parkası, ayakkabısı var yazmış. Evet. Halkı kim ve öfkeye ve sınıf ayrımcılığına sevk benimki etmekte. Benimki sonra başladı. O zaman oralarda şu devletin ya da polisin, sorgucuların eli ayağı yoktu. Köy, şehre, Bingöl'e 11 saat, 12 saat yaya. Hiçbir varsa yok. Her neyse. Onun yetmediğini anladım. Şiir kesmedi beni. Sonra gazetimde okuduktan sonra bunu yazmak gerektiğini anladım. Ve ilkin İngilizceden, Türkçeden İngilizceye The Charm diye bir öykü çevirdim. Ondan sonra ilk işte Komünist İmam'ı yazdım. İmece dergisinde yazdım ayrıca. Şu oldu, bu oldu. Komünist İmam'ın da burada kapağını buradaydı. Evet. Gösterelim Komünist İmam. Hasan Kıyafet'le özdeşleşmiş. Yani 50 çok, sene önce yalnız. Evet. 50 sene. İlk baskısı. Birisi. Aslında 69. Bugünkü anlamıyla bugün de mevcut AKP'nin politikalarına katılmayıp da baskı gören, kendini işte hoca ya da dini yönü ağır olduğunu söyleyen antikapitalist Müslümanlar da var. Var tabii. Yani siz yani tarih beni doğrulamaya başladı. 50 yıl önceden siz bunu yazmışsınız. Evet. Ya da bizi şöyle yaptılar. Parmağın gösterdiği yere değil, parmağa bakıttı bu eğitim sistemi bize. Hı. Yel Ermenileriyle dövüşmek, teolojik olaylarla ya da halkın değerleriyle dövüşmek. Siz dediler hiçbir şeye karışmayın. İlericisiniz, aydınsınız. Gençlerine de bunu söylediler. Bunu nasıl belli edeceğiz? Kaç tane imamın sarığını boynuna dolar sırtını yere getirirseniz o kadar kahramansınız. Ya da Alevi isek, dedenin sakalından tutar da çekersen işte o kadar kahramansın. Halbuki hiç böyle değilmiş. Bizi Yel Ermeniyle dövüştürmüşler gerçekten. Onu anladığım anda, biraz sezdiğim anda, bir de Köyensüler'den çok güzel bir yanı vardı. Hemen konudan konuya atlıyorum. Rus ve İngiliz, Fransız klasiklerine daha biz ortaokul düzeyindeyken okuttular.
oralar açtı bize zihnimizi. Sosyal mücadelelerin genel tarihini okuduğumuzda diyor ki şey diyor, kapitalist düzende emekçiler, işçiler, köylüler koşu öküzüne benzerler diyor. Çalıştırır çalıştırırlar, dizden düşünce, hastalanınca, yaşlanınca kasaba teslim ederler. Ah benim öküzüm ne güzel çalıştın, gel baş köşede otur denmez. Baktım ki benim babamın kaderine, köylümün kaderine çok benziyor bu. Şafak söktü. Ondan sonra onu yazmaya yöneldim. Bir de sizin, ben bu kitabı yıllar önce okumuştum, Komünist İmam'ı. Şöyle diyelim, İnce Mehmet'te Abdi Ağa'yı öldürülür ve ama sonrası yoktur, değil mi? Yani. Orada kalır. Sizde sanki hatırladığım, şimdi detaylarını tam hatırlamıyorum. Komünist İmam aynı zamanda dağa çekiliyor. Dağda bir kooperatif kuruyor ve bir sosyal adalet peşinde koşuyor, değil mi? Öyleciğim, çok iyi kavramışsın ya da çok iyi özetlediniz. Hasan İzzettin Dinamo bununla ilgili, Komünist İmam'la ilgili bir eleştiri yazısı yazmıştı Cumhuriyet'te. O zaman, yıllar önce. Demişti ki, İnce Mehmet'ten ileri mevzilere düşmüş bir romandır bu. Çünkü İnce Mehmet işte Mustafa Ağa'yı öldürünce ya da şey yapınca, Abdi Ağa'yı yerine ne koyacağını kestiremiyordu. Oysa Komünist İmam da Hasan Ağa'yı hallettikten sonra yerine bir kooperatif kurmayı getiriyordu gündeme. Antikapitalist yanı vardı, sosyalist yanı vardı diye onu öyle yargıladı. Bence doğru anlamıştı. Şunu demiyorum, İnce Mehmet tabii ki onun ona yaslanarak, onun yanında yürüyerek ondan öğrendiklerimizle belki ben bunu ortaya koymaya. İnce Mehmet çok büyük bir roman. Yaşar Kemal eli öpülesi bir insan, o ayrı. Bir mevzi farklı tabii, daha Dinamo öyle, Hasan İzzettin Dinamo öyle söyledi. Bu daha ileri mevzilere düşmüş bir roman dedi. Hocam zaten sizin de değerinizi bir yere koyalım. Şimdi siz zaten o kuşağın temsilcilerinden birisiniz. Yani ben şimdi Rıfat Ilgaz deyince sizin isminizi de anıyorum. Aziz Nesin deyince sizin adınızı anıyorum. Dolayısıyla siz orada o dünden bugüne baktığımızda bizim edebi yaşamımızda onu geliştiren bir yerde siz duruyorsunuz zaten. Belki gençlik bunu tam bilmiyor ama bizim konuşmalarımız, sözlerimiz, hatta ben sizin bu İnsan Yokuşu'nu isimli kitabınızda onu da gösterelim izleyicilerimize. Ben hep konuşmalarımda örnek veririm. Umutsuz olan insanlara derim ki umutsuz olmayın, insanlar acıktıkça devrim günceldir. O İnsan Yokuşu kitabında da evet. İyi ki insan yemeden yaşamayı öğrenemedi. Yoksa evet. Vasat olurdu diyor hocam. Güzel. Antikapitalist yazmayı denedim ben. Köyden çıktım. Antifeodal. Birçok köy enstitüler gibi ben de bildiğim çevreye yazdım önce ama sömürünün alanının, mevzinin değiştiğini gördüm. Tabii her yazar gibi ben de sizler gibi. Şimdi daha farklı görüyorsunuz, siz bilgisayara da hakimsiniz. O zaman bunu anladım, ben antikapitalist yazma yolunu seçtim. Diğer romanlar da öyledir. Umut Direniyor, bir işçi romanı. Evet. Asur Mühürü, aynı şekilde İş Köy. Çocuk kitaplarınız var. Çocuk kitapları var bir sürü. Hatta bazı arkadaşlar takıldı bana Umut Direniyor da. O şeyin sağ olsun, diskin de büyük ödülünü aldı Umut Direniyor. Umut Direniyor da Marx amcaya yeni bir işçi sınıfı mı doğuyor sorusunu sormuştum. İşsiz işçi. İşçi teknolojiyi birçok şeye aldı götürdü. Ama bir de hiç işi olmayan işsizler var. Bunlar ne olacak? Ve sistem işsiz işçiyle çalışan işçiyi vuruyor. Uzun hikaye, ona girersem çıkamam. Peki hocam, ilk yarıyı bitirmeden önce siz Aziz Nesin'le tanışıklığınız, birebir tanışıklığınız var. Var tabii. Bir dostluğunuz, ahbaplığınız var. Var. Aziz Nesin fıkralarıyla, anlatılarıyla ünlü bir insan. Sizin onunla bir anınız var mı? Vallahi bir yerden bir yere atlamış olmayayım. Yok olmayayım. Var tabii var. Güzel. İstersen bir çeşni olarak tabii. Aziz Nesin'le Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde ben bulundum iki dönem, dostluğumuz oldu. Hatta daha ileri giderek söyleyeyim, onun o vakfa randevusuz giden 2-3 kişiden birisiydim.
Böyle bir yakınlığımız oluştu. Bunu da söyleyeyim, hep onur duyar söylerim. Bir gün sabah kahvaltısına gelmişti bize. O sıra ben de Çamlıca Kilisesi'nde müdürleri çok vuruyorlardı. Seni de vurmasın dediler bana. Olay olmayan bir okula vereyim dediler. Kısa bir sosyal demokrat iktidar dönemiydi. 78-80 arası. Talip Öztürkler falan dönemi. Töbder'deki. Kahvaltıya davet edecek kadar bir dostluğumuz olmuştu. Ben ona yaslanarak, benim bir fıkra kitabım var bir tane. O da şu, derleme fıkra. 12 Mart fıkraları adı. Selimiye cezaevinde o kadar güzel fıkralar anlatıyordu ki sizin gibi gençler. Yahu bunlar güme gitmesin dedim kendi kendime. Emperyalizmle mücadele ile de topla tüfekle olmaz. Fıkrayla da olur, edebiyatla olur, her şeyle olur. Ne aracın varsa onunla olur diye düşünerek o fıkraları ince ince bafra kağıdına yazdım. Uç kuruma soktum dışarı çıkartmak için. Yoksa çıkartmak yasak biliyorsun. Ondan sonra 74 affı gelince çıktım. Bunları kitap haline getirdim. Hasan Hazrettin Dinamo'nun da desteğiyle May yayınlarından çıktı bu. Adım Aziz Nesin'e bir tane vereyim dedim. Hani bir jest olsun. Takıldım da abi dedim, bak dedim, senin alana girdim. Fıkra kitabı, şuna bir göz at. Yazarlar Sendikası'ndan oldu bu olay. Aldı, bir arkasına baktı, bir önüne baktı, bir iki çevirdi. Kah 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 gülmeye başladı. Arkasına bakınca, orada bir not vardı. O notu görmüş. Hasan bu çok güzel olmuş dedi. Dedim okumadan abi dalga mı geçiyorsun? Oğlum çok güzel olmuş, niye dedim. Bak dedi, en güzel yeri, en güzel fıkra şu sona yazdığın not. Not neydi biliyor musun? Nedir hocam? O an kendi kendime düşündüm. Ulan bir 12 daha gelirse 12 Mart gibi içime doğmuş. 12 Eylül daha gelmemişti. Hı. 74, 75 işte o 76 olabilir sene. Bu kitabın gündeme geldiği zaman. Bu fıkralar her ne kadar askeri, subaylarımızın, polislerimizin aleyhindeyse de kurtuluşsa anti-emperyalist bir kurtuluş savaşı veren Türk ordusu mensuplarını kastetmedim diye yazmışım oraya. Aziz Nesin buna gülüyormuş. Hasan dedi sen bunu korkundan yazmışsın. Evet. Fakat dedi aynısını ben de yazdım. Hiçbir faydası olmuyor. Aynı şekilde diyor yollar dedi. Ve öyle bir anımız oluştu. Evet. Hocam ben de söze şöyle bir girmek istiyorum. Korku deyince bugün silikozit hastalığına yakalanmış işçilerle ilişkili bir belgesel izledik, Kumun Gecesi. Sonra o hastalığa yakalanan bir işçi çıktı, çok zor bela çıktı kürsüye, konuşmakta zorlandı. Şunu söyledi, buraya birçok arkadaşım gelmedi dedi, ben de gelmemeyi düşündüm dedi. Çünkü bize bir maaş bağladılar, çok az, ayda 600 lira, onu kesebilirler diye korktuk diyor. Ölmekten korkmuyoruz ama aç kalmakla bizi korkutuyoruz. Tarihin en eski sömürü silahlarından birisi ekmek ve açlıktır. Despotlar hep bununla tehdit etmişlerdir. Krallar ekmeğiyle oynamışlardır. Tarihin bulunmuş en eski eğitim silahıdır. Hem işkence silahıdır hem de eğitim silahıdır açlık ve ekmek. Siz de defalarca gözaltına alındınız hocam. Evet. Kaç defa alındınız, neden alındınız? Oraya girirsem çıkamam. Ben malum nedenlerden Samsun 19 Mayıs sitesinden 1966 yılında Eskişehir'e sürülürken sürgün nedenim neydi biliyor musun? Nedir hocam? Yoksul çocuklarına, işçi çocuklarına çok not vermek. Evet, bakanlık müfettişlerinin bende var. Şeyi bu. Bu diyor sınıf ayrımı diyor. Zenginin yoksul meselesini. Zengin çocuğu zaten İngilizce'den özel ders alıyor. İyi. Ha, yoksulları biraz koruyorduk, işçileri, işçi çocuklarını. Ve herkese karşı da notum az değildi. Taban fiyat 5 gibi bir şeydi ya. Bol kepçe hocam. Bol kepçe. Ha, o ki oraya girdin, Künstler'le ilgili küçük bir anım aklıma geldi. Onu anlatabilir miyim? Bir sonraki bölümde anlatalım peki, hocam. Peki. Çünkü ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra devam edeceğiz. Herhalde bir dakikamız bile öyle yok mi? Değil mi? Araya gidebilir miyiz arkadaşlar? Kısa bir ara verelim Anka'ya. Hasan Kıyafet'le hem neşeli hem de o zor günleri anlatan söyleşimize devam edelim. Yoldan ayrılmayın, yolda kalın.